Tasarımcındayı, tasarımcındayı. Çok kalabalısın. Merhaba dostlar. Bugün size Photoshop üzerine gelmiş, 2020 sürümüyle hayatımıza girmiş 6 tane can alıcı özelliği göstereceğim. Bu özellikler hepinizi mutlu edecek. Hatta bazı özellikleri çok çok iyi. Hep beklediğimiz şeylerden. Sıra sıra 6'sını da sırayla göstereceğim tabii ki. Yanımda saygıdeğer kayınçom Serdar Alkan da var. Hashtag kendisinin Instagram hesabını verelim. Bir yandan eşim falan da izliyor. Bebişim de izliyor. Onlar da arka planda. Şimdi sırasıyla gireceğiz. Hepsini göstereceğim. İlk özelliğimiz Object Selection Tool diye bir özellik geldi. Bu özellik daha önce size gösterdiğim Select Subject yani konuyu seç özelliğinin çok dışında yani aynı özelliğe sahip ama farkı şu artık seçeceği konuyu seçeceği kısımları biz belirleyebiliyoruz. Böyle bir avantajımız var. Şu an biz objeyi seçerken yani şuradan herhangi bir şey seçeceğimiz zaman Select Subject yapıyorduk önceden ve neyi seçeceğini Photoshop'a bırakıyorduk. Photoshop kendi bünyesinde artık yapay zekasına göre konuyu seçmeye çalışıyordu. Şu an örnek veriyorum. Select Subject dediğimizde bu ekranda. Bakalım nereyi seçecek. Şimdi Select Subject dedim ama gördüğünüz gibi koltuğun üzerindeki şu örtüyü, işte yandaki sepeti falan seçti. Ama ben istiyorum ki bunları seçmesin. Ben şu soldaki koltuğu seçmek istiyorum mesela. Bunun için ne yapacağım? Object Selection Tool seçeceğim ve koltuğa şöyle bir kareye alacağım. Bırakacağım. Gördüğünüz gibi koltuğu seçti. Yani sadece koltuğu seçti. Ben sadece o alandaki objeyi seçmesini istediğim için. Artı olarak başka bir şey seçeceğim mesela. Örnek veriyorum şu üstteki ahizeleri de seçmek istiyorum. Eklemek istiyorum. Shift tuşuna basılı tutarsam artı simgesi gelecektir hemen kenarına zaten. Şu şekilde seçersem aynı zamanda ahizeleri de seçmiş oldum. Çıkartmak istersen de alt tuşuna basılı tutarak çıkarmasını istediğim kısma seçmem yeterli çıkarıyor. Aynı şekilde istediğim kadar objeyi seçebiliyorum. Quick Selection Tool bu manada çok faydalı. Mesela Ctrl-C, Ctrl-V yapalım ya da işte Ctrl-J yapalım. Gördüğünüz gibi bu ikisini seçmiş oldu. Önceden seçmiş olduğu ahizelerin izi falan var. Onları sileceğiz zaten eğer böyle bir durumda. Gayet de başarılı bir şekilde seçti. Şurayı da silelim. Ve mesela ihtiyacımız olan sadece bu objeydi. Bunu almış olduk kolaylıkla. Aynı zamanda bu Quick Selection Tool'u sadece bu şekilde kare içine alarak seçmek zorunda değiliz. Aynı zamanda şu üstten Lasso dediği kısmı seçersek çizerek de seçebiliyoruz. Mesela nereye almasını istiyorsam o alanı çizmem yeterli. Şu çerçeveyi almak istiyorsam o çerçevenin olduğu kısmın etrafını şöyle çiziyorum ve sadece o çerçeveyi seçiyor. Gayet başarılı çalışıyor bu arada onu söyleyeyim. Ama tabii ki bir şeyin arka planını silmek istiyorsanız bu yeterli gelmeyebilir sizin için. Daha hızlı bir tüyo vereceğim size. Bu tüyoyu da ilk defa tabii ki sizle paylaşıyorum. Çünkü zor şartlar altında çalışıyorum. Örneğin RemoveBG sitesini biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur mutlaka. Arka planı silmek için bir görselin. Ama burada mesela bir görseli seçiyorum. Bir araç görselini seçtim. Bu aracın arka planı silmesini istedim. RemoveBG bu anlamda müthiş çalışıyor. Çok mükemmel çalışıyor ve istediğiniz objenin, istediğiniz ürünün arka planını mükemmel şekilde alıyor. Örneğin şu aracın arka planını sildi ve aracı bize tertemiz verdi. Ne yapacağız biz böyle? Şimdi arka planı silinmiş objeyi bize sadece 577'ye 433 piksel olarak veriyor. Ama normalde bizim çalışmamız 2000'e 1500 piksel gibi. Daha büyük bir ebatta, daha büyük kalitede. O yüzden bu 577'ye 433 yani bize bedava verdi, ücretsiz verdiğini indiriyorum. Bunu Photoshop üzerinde bırakıyorum. Bu bize verdiği düşük boyut. Yüksek kaliteli olan görselimizi atıyorum arkaya. Ve bize verdiği düşük boyutluyu onunla aynı ebata getiriyorum. Sonrasında verdiği düşük kaliteliği kontrol tuşuna basılı tutarak bir kere seçiyorum. Ve yüksek kaliteli katmana geçiyorum. Kontrol C, Kontrol V yapıyorum. Sonra diğer layer'ları sildiğim zaman elimizde yüksek kaliteli arka plansız görselimiz olmuş oluyor. Bu taktikle birçok aslında düşük kaliteli görselimizi oradan alarak yani RemoveBG sitesini bir aracı olarak kullanıp onlardan faydalanabiliriz. Yani o site üzerinden faydalanabiliriz bu şekilde. Arka plansız görselleri çok kaliteli şekilde elde edebiliriz. Bu da bir taktiktir. Ekstra olarak tüyomuz olsun. Geçelim ikinci özelliğimize. Bu ikinci özelliğimizde ise Warp özelliğini kullanacağız. Bunun için neyi eğer işte ne üzerinde hangi obje üzerinde yapacaksak onu seçiyoruz. Ctrl-T yapıyoruz. Sağ tık yapıyoruz ve Warp diyoruz. Gördüğünüz gibi warp dedikten sonra etrafında küçük küçük noktalar çıktı. Daha sonra burada bize verdiği ekstra özellik şu. Alt tuşuna basılı tutarak nerelerden itibaren oynama yapacağımızı belirleyebiliyoruz. Mesela ben şuradan ve şuradan seçiyorum ve bu aracı uzatacağım. Shift tuşuna basılı tutarak şu ikisini seçiyorum. Nereden itibaren uzatacaksan mesela. Bu sayede istediğim bölümü sadece uzatma şansım oluyor.
uç noktalarından tutup şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir limuzin elde etmiş olduk. Enter'a basıyorum ve işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. Yani warp özelliğini istediğim alanlarda değerlendirebiliyorum bu sayede. Geldik üçüncü özelliğimize. İçeriği doldurma aracı var biliyorsunuz. Bu aracı biraz daha farklı şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle örneğin şu gördüğünüz figürün olduğu kısmı doldurmasını istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Ya şuradan selection aracını seçeceğim. Yani object selection tool'u seçeceğim. Ve artık nereyi seçmesini istiyorsam orayı rectangle'la şöyle seçiyorum. Bu seçtiği alanı biraz daha genişletmesini istiyorum ki şu gölgeleri almasın. Bunun için de select diyorum, modify diyorum ve expand diyorum ve 35 hatta 40 yapalım. Şöyle genişten almasını sağlıyorum. Ve bu alanı doldurması için sağ tık, fill diyorum. Content var yazıyor. Zaten burada burayı okey diyorum. Ve içeriği etraftan aldığı dokuya göre doldurmaya çalışıyor kendince. Yani çok başarılı doldurmasa da bunu tabii ki üzerinde oynamalarla daha orijinal içeriği doldurmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ne yapacaksınız? Edit diyeceksiniz. Content var fill dediği kısma tıklayacaksınız ve nerelerden doku alıp içeriği doldurmasını istiyorsanız oraları belirleyeceksiniz. Yeşil alan nerelerden doku alacağını belirliyor. O yeşil alanı biraz daha genişletebiliriz. Şöyle. Ve daha işte farklı yerlerden doku alıp daha orijinal doldurmasına uğraşabiliriz. Bu şekilde de daha ince detaylı çalışma yapabilirsiniz. Bu arada işte bu özelliği zaten otomatik olarak hani nerelerden doku alacağını belirletebilirsiniz. Custom deyip kendiniz belirleyebilirsiniz. Vesaire. Burada ince ayarları yapıp daha orijinal içeriği doldurmasını sağlayabiliyoruz. Dördüncü özelliğimizde şu gördüğünüz mesela bir yazan bir akıllı obje var. Akıllı objeleri zaten biliyorsunuz sağ altına şöyle iki kere tıkladığınızda hemen akıllı objenin içine girer ve burada yaptığınız düzenlemeler eğer ne bir düzenleme yaparsanız mesela 1'i 2 yaptım burada şu an Ctrl-S yapıp kaydettiğimde burada da 2 olacaktır. Akıllı objenin çalışma mantığı budur yani içeriğini farklı bir alandan değiştiriyorsunuz tabii ki. Şimdi bu akıllı objeyi evvelinde her zaman eğer bir tane daha kopyalayacaksak. Mesela bundan bir tane daha yaptım ben yanına. Kopyaladım. İçine girdim. Buradan bir yaptım mesela bunu değiştirip. Kaydettiğim zaman o yanına kopyaladığım da değişecektir. Yani ikisi de bir olacaktır. Birbirinden bağımsız değil. İkisi de birbirinin aynı yeri. Yani içeriği, iç kısmı aynı yer ikisinin de. O nedenle bir kopyalama işlemi mantıksız oluyor. İkisini farklı farklı değiştiremediğin için. Ama bu akıllı objeyi dışarı aktarabiliyorum artık. Yani dışarı aktarma dedim burada. Kendi içinde dışarı aktarma özelliğimiz var. Sağ tık yapıyorum. Convert to Layers diyor. Buna tıklıyorum ve artık akıllı objemiz içeriği buraya geliyor. Yani olduğu yere klasör olarak veriyor size. Bu sayede akıllı objeyi buradan istediğiniz gibi kopyalayıp, çoğaltıp istediğinizi farklı farklı şekillerde yapma olanağınız var. Mesela şunu ki yapabilirim artık. Birbirine aynı olmadı. Yani bu özellikle artık akıllı objeleri bulunduğu yere klasörleyerek çıkartabiliyor. Sadece sağ tık yapıp Convert to Layers demeniz yeterli. Gelelim 5. özelliğimize. 5. özelliğimizde ise şurada gördüğünüz Shape, Gradients, Patterns gibi özellikler yani ek panellerimiz var. Bu panelleri Windows üzerinden erişebiliyorsunuz. Yani şuradan hemen Shapes'i seçiyorsunuz. İşte Gradients var. O da şurada gördüğünüz gibi bunu seçiyorsunuz. Bunları seçerek buraya ana ekranınıza gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve örnek veriyorum çok da faydalı bir ek olmuş bu. Shapes'ler arasından buradan istediğiniz Shapes'leri seçebiliyorsunuz. Örneğin şuradan bir vapur seçeceğim. Atacağım ekrana. Rengini hemen tabii ki anında değiştirebildiğimiz için siyah yapıyorum, şöyle koyuyorum. Şimdi buradan istediğim herhangi bir shape aldım, ekranıma attım. Rengini vesaire istediğiniz zaman şuradan değiştirebiliyorsunuz. Normal shape özelliğinde zaten. Gradients'a geçiyorum. Buradan istediğim renk geçişini uygulayabiliyorum. İstediğim renk geçişini istediğim gibi uygulayabiliyorum. Burada onlarca belki renk geçişi var, gradient var. Bunları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve inanın gerçekten işe yarayan bir özellik, bir ek olmuş bu. Patterns kısmına geçersek buradan da dokular verebiliyoruz üzerine. İstediğimiz gibi su dokusu örneğin. Şuradan ağaç dokusu. İstediğiniz gibi bunları ekleyebiliyorsunuz. Style kısmı var. Style kısmından da mesela şu gölge veriyor. Veya şuradan natural stillerden istediğinizi uygulayabiliyorsunuz. Yazı stiline vesaire istediğiniz gibi uygulama şansınız var. Bunu da böyle göstermiş olalım. Geldik sonuncu özelliğimize. Altıncı özelliğimize şunu göstereceğim. Properties diye bir kısmımız var. Properties kısmını açtığımız zaman örneğin şöyle kenara koyalım. Ve görselimizi seçtiğimizde neyi seçersek o seçtiğimiz şeyin özelliklerini
Yani sık kullanabileceğimiz şeyleri hemen sağda gösteriyor bize panelde. Bunun sağda açık olması sizin çok işinize yarayacaktır. Quick Actions dediği kısımda örneğin şunun arka planı silmesini istersem araba hariç arka planı silmeye çalışacaktır. Olabildiğince başarılı bir şekilde arka planı sildi. Tabii ki bunun üzerinde kendi dekupelerimizle yapacağız. Ekstra şeyler de yapacağız. O kesin. Aynı zamanda Select Subject deyip mesela konuyu seç özelliğini de aktif olarak kullanmamızı sağlıyor. Yine arabayı seçti gördüğünüz gibi. Burada neyi seçersek, ne yaparsak ona göre özellik kısmı, özellik paneli kendini değiştiriyor. Mesela yazı yazdım, tasarımcı dayı yazdım, siyah yaptım. Şöyle büyüttüm mesela, tasarımcı dayı yazdım. Hemen sağda gördüğünüz gibi properties kısmı değişti. İşte sola dayalı olmasını isteyebilirim. Burada tasarımcı yazmış. Veya işte yazının büyüklüğünü vesaire ayarlayabilirim. Bu arada eskisi gibi illa yazının böyle seçili olması falan gerekmiyor yazıyı büyütmek için. Gördüğünüz gibi direkt buradan büyüt dediğimde büyütüyor. Yazıların işte alta doğru ya da harfler arasındaki genişliği ayarlayabilirim vesaire. Burada benim aktif olarak kullanabileceğim bütün özellikleri gösteriyor. Convert to Shape diyebilirim mesela, bunu Shape'e çevirebilirim. Benim ihtiyacım olabilecek bütün özellikleri, bütün aktif olarak özellikleri şurada Properties kısmında görebileceksiniz artık. Gördüğünüz gibi Photoshop 2020'ye gelmiş. Birbirinden güzel, birbirinden can alıcı 6 özelliğini, en önemli 6 özelliğini gösterdim. Bunun haricinde bir farklı kaydet derken bulut depolamaya mı kaydedilsin yoksa bilgisayarınıza mı kaydedilsin gibi bir soru da sorabiliyor. Bunun gibi de bir ek getirmişler. Yani artık PSD dosyalarını buluta kaydedip oradan tekrar istediğiniz zaman çekip kullanabiliyorsunuz. Daha önceki objelerinizi vesaire kaydetmeniz gibi aynı şekilde Photoshop dosyalarınızı da bulutta depolayabiliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Tasarımcı Dayı'ya lütfen abone olun olmadıysanız. Bildirimleri de açın çünkü benim ne zaman video atacağım kesinlikle belli olmuyor. Her an atabiliyorum. O yüzden abone olup bildirimi de açarsanız benim video attığım zaman en azından haberiniz olur anında. Bu bizim ikinci kaydımız. Daha önce bir kere daha kaydettik. Herhalde bu sefer oldu diye tahmin ediyorum. İnşallah olmuştur. Diğerinde çünkü bulanık çekti falan. Böyle birçok sorunla karşılaşabiliyoruz ister istemez. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basabilirsiniz. Size serbest. Sıkıntı yok. Yorumlar açık. Yorumlar da açık. Yorum da yapabilirsiniz. Sizin yorumlarınız bizim için değerli. Kesinlikle. Bak bunlar hep artı. Yani olumlu olumsuz bütün yorumları okuyorum, değerlendiriyorum, karşılık veriyorum, cevap veriyorum mutlaka. Öyle yani. Yeni videoda, yeni bir tasarımcı dayı videosunda, yeni bir eğitimde beraber olacağız inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı.